Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve bihil fevz vel yakîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin. Seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, dini mübin İslam'ı tanıtmak, Allah'ı, peygamberi, Efendimiz'i, Kur'an'ı, iman esaslarını ve İslam'ın şartlarını anlatmak bir müminin en önemli vazifesidir. Bugün inşallah tebliğden veya bir başka ifadeyle emir bil maruf, nehi anil münkerden bahsedeceğiz. Dünyada tebliğden daha mukaddes bir vazife olamaz. Eğer ondan daha mukaddes bir vazife olsaydı, Allah en makbul kullarını, en güzel kullarını, peygamberlerini onunla görevlendirirdi. Oysa Cenab-ı Hak peygamberlerini tebliğ vazifesiyle gönderdi. Ve onları kendine en yakın kulları yaptı. Peygamberlerin Allah'a yakınlığı, o mesajı hayatlarının gayesi sayarak insanlığa ulaştırma azim ve gayretinden kaynaklanmaktadır. Ayet-i kerime وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ali İmran suresi 104. ayet-i kerime: Ey müminler! İçinizden hayra çağıran, iyilikleri yapıp kötülükleri önleyen bir topluluk bulunsun, bir cemaat bulunsun, bir taife bulunsun. İşte selamet ve felahı bulanlar bunlar olacaklardır, buyuruyor. Evet değerli kardeşlerim, emir bil maruf ve nehi anil münker, yani iyiliği maruf olan, güzel olan ne varsa Allah katında makbul olan, nehi anil münker, yine çirkin olan, münker olan, nahoş olan ne varsa ondan insanlar alıkoymaya çalışmak, varlığın yaratılış gayesine götüren bir yoldur. Allah Celle Celaluhu kainat sarayını bu yüce vazife için açmış ve yine insanı o sarayda bu yüce vazife için halife yapmıştır. Peygamberlik manzumesi de, peygamberlik de yine bu sebeple gönderilmiştir. Peygamberler de bu sebeple gönderilmiştir. Hazreti Adem aleyhisselama baktığımızda hem ilk insan hem de ilk nebi, ilk peygamberdir. Evlatları daha gözlerini açar açmaz karşılarında babalarını iyiliği emredip kötülükten sakındıran bir peygamber olarak bulmuşlardır. Beşeri ilk oluşum nübüvvetle başlamış. İnsanlık alemindeki ilk oluşum, yeryüzünde hayat, Hazreti Adem'le, Hazreti Adem'in yaratılması ve onun bir peygamber olarak tayin edilmesiyle başlamıştır. Sonuçta nübüvvet ağacı başlangıçta ona çekirdek olan nebiyi meyve vermiş. Tebliğin özü aslında emir bil maruf, nehi anil münkerden ibarettir. Demek ki varlık onun için var edilmiştir. Şüphesiz varlığın yaratılış gayesi olan bir iş, işlerin en önemlisidir. Hazreti Adem aleyhisselam hem insan olarak hem de peygamber olarak ilk defa emir bil maruf, nehi anil münker yapmıştır. Bu yol bir defaya mahsus açılmış, ardından kapanmış bir yolda değildir. Ardından peşi peşine peygamberler gelmiş, insanlara iyiliği, güzelliği ve ne kadar hoş olan güzel şeyler varsa, maruf adına neler varsa, Allah'ın güzel gördüğü, peygamberinin güzel gördüğü, saf fıtratların, tabiatların güzel gördüğü, güzel gördüğü, güzel kabul ettiği şeyler, bunları emretmek, bunları yaygınlaştırmaya çalışmak ve nehi anil münker, münker olan, çirkin olan ne varsa Allah'ın çirkin gördüğü, peygamberinin çirkin gördüğü
ve güzel o saf fıtrat tabiat insanların, insan tabiatının çirkin gördüğü neler varsa ondan da insanları uzaklaştırmaya çalışmak. Hazreti Adem Aleyhisselam'ı daha nice peygamberler takip etmiş. İnsanlığın nebilere ihtiyacı var, bu muhakkak. Çünkü insanda ne kadar fazilet mevcutsa adeta zaman ve hadiseler onları teker teker tüketme azmindedirler. Zaman içerisinde insan nisyandan gelir denir. Yani insanın bir özelliği de unutmadır. Unutma tabii ki bazen onun için faydalıdır, güzeldir. Acıları, ızdırapları unutması güzeldir. Ama hakikatleri unutması, Allah'ı unutması, varlık gayesini unutması, dolayısıyla insan bunları unutunca da yozlaşır. Onun içindir ki Kur'an-ı Kerim yenilenmeden geçen sürelerin kalp kasvetine sebep olduğuna işaret eder. Bazı zaman ve devirler böyle bir kalp kasvetine sebep olunca insanların gözleri küsuf tutmaya, bakışları bulanmaya başlar. Ayaklar kayar, istikamet kaybolur. Cenab-ı Hak muhit ilmiyle, her şeyi kuşatan ilmiyle bunları en iyi bilen olduğu ve rahmeti gadabının önüne geçtiği için art arda peygamberler göndermiş. Gönderilen her peygamber de devrin şartlarına göre emir bil maruf, nehy anil münkerde bulunmuş, insanlığı irşad etmişlerdir. Hazreti Adem Aleyhisselam ömrünü burada bitirip tüketmiş, evlatlarının da daima iyi olanı yapmalarını, kötü olandan da kaçınmalarını tavsiye etmiştir. Evet, değerli kardeşlerim, Hazreti Adem'den sonra Hazreti Nuh'u görüyoruz. Ondan sonra da peşi peşine peygamberlerin aslında şu ifadeyi tekrar ettiklerini görüyoruz. Übelliğukum risalati Rabbi ve ana ve ansahu lekum ve a'lemu min Allahi ma la ta'lemun. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum, tebliğ ediyorum. Size nasihat ediyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum diyorlardı. Yine Hazreti onu takip eden Hazreti Nuh Aleyhisselam da ve ene leküm nasihun emin. Ben size emin bir nasihatçıyım diyordu. İnsanları yaratılış gayelerine uygun hareket etmeye davet ederek hep bu sözleri onlara tekrar ediyorlardı. İnsan Cenab-ı Hakk'ı bilip tanımak ve bu bildiklerini vicdanında duymak için yaratılmış aslında. Ama ona bu vazifesini hatırlatmak ve aynı zamanda onu bu marifete ulaştırmak için art arda peygamberler gelmiş. Hazreti Hud aleyhisselamdan sonra da nice peygamberler gelmiş ve aynı yolu takip etmişler, benzer ifadeleri söylemişlerdir. Ama ne zaman bir önceki nebinin ses ve soluklarının tesiri zihinlerden silinmişse, muhakkak insanlık bir öncekine göre alçalışa geçmiş ve onun ruhi hayatında büyük sarsıntılar birbirini takip etmiştir. İşte nebiler babası Hazreti İbrahim aleyhisselam gönderildiğinde insanlık alemi böyle bir atmosferi yaşıyordu, bir karanlık atmosfer yaşıyordu. Emir bil maruf, nehi anil münkerin diriltici nefesleriyle insanlar arasına giren Hazreti İbrahim, evet nerede 3-5 kişi gördüyse oraya gitti ve onlara hakkı, hakikati tebliğ etti, duyurdu. Hazreti İbrahim'den aleyhisselam sonra insanlık tekrar çıktığı zirveden yavaş yavaş aşağıya inmeye ve yeniden yozlaşmaya yüz tuttu. Her şeyi maddede arayan ve onda bulmaya çalışan bir zihniyet yeniden gelip baş köşeye kuruldu. Hazreti Musa aleyhisselama baktığımızda o da Mısır'da kendisinden önceki peygamberler gibi emir bil maruf, nehy anil münker yaptı. Evet, biraz inatçı bir kavme karşı mücadele vermekle görevlendirilmişti. Bu yüce vazifeyi yüklendi ve onları ellerinden tutup yüceltme gayretine girdi Hazreti Musa Aleyhisselam.
Elbette ki insanları ellerinden tutup şahikalara çıkarmak ve onları birer kamil insan haline getirmek kolay bir hadise değildir. Uzun zaman isteyen, uzun gayretler isteyen bir iştir, bir vazifedir. Birazcık bırakıverildiğinde de insanlar hemen belli bir seviyeye tırmanan, bir halata tırmanan, sağlam tuttuğunda orayı muhafaza eden ama azıcık elini gevşettiğinde de başladığı noktaya tekrar gerisin geriye iniveren bir kimse gibi insanlar da böyle hemen efendim bulundukları o durumdan, güzel atmosferden uzaklaşıverirler. Evet değerli kardeşlerim, hasılı emir bil maruf nehyanil münker yapanların bir kaderi olmuş. Emir bil maruf, fazilet mücadelesi verenler. İnsanlığı iyiliğe ulaştırmak, kardeşliğe ulaştırmak, sevgiyle onları donatmak, akıllarını nurlandırmak, bakışlarını düzeltmek ve onları buradaki varlık gayeleri istikametinde imtihan oldukları şuurunu onlara öğreterek ebedi hayatı kazanmak üzere bir gayret içerisine onları sevk etmek elbette kolay bir şey değildir. Emir maruf, emir bil maruf nehyanil münker tebliğ yolunda atılan her adım, adım sahibi için nübüvvete veraset sevabı, peygamberliğe mirasçı olma sevabı kazandırır. Çünkü bu vazife esas itibariyle peygamberlerin vazifesidir. El-ulema'u varasetul enbiya, alimler, hakkıyla hakikati temsil eden alimler, ilmiyle amil olan, bildiklerini uygulama sahasına koyan alimler, ilimlerini dünyalık hiçbir şeye feda etmeyen, onlara vesile kılmayan alimler, onlar peygamber varisidirler, peygamber mirasçısıdırlar, peygamber yolundadırlar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yola adımını atan her insan böyle bir vazifenin altına girmiş ya da ilahi bir lütuf olarak bu vazife ona verilmiş demektir. Öyleyse bu uğurda tek adım atan insan dahi niyet ve derecesine göre bu vazifenin sevabını kazanacaktır. Allah'a yaklaşmanın en emin yolu tebliğdir. İnsanlara hak ve hakikati duyurmaktır. Allah'tan gelen mesajı insanlara duyurabilmektir. Bunun için zaman ayırmaktır. Bunun için fedakarlıkta bulunmaktır. Bunun için hakarete, bunun için iftiralara maruz kalmaktır. Ve bütün bunların hepsini göğüslemektir, göğüsleyebilmektir. İnsanlar bu yola ne kadar yakın dururlarsa Allah'a o kadar yakın olurlar. Çünkü bu yol peygamberler yoludur. Dini anlatmak her dönemde farklı şekillerde ve değişik yollarla olabilir. Tebliğ derken bir taraftan da zamanın şartlarına göre kendimizi güncellememiz de gerekir. Zamanın değişmesiyle tebliğ yol ve usulleri de değişebilir. Belki değişmeyen tek esas vardır, o da tebliğin temsille derinleştirilmesi. Evet, muhterem Hoca Efendi'nin ifade ettiği gibi tebliğin temsille derinleştirilmesi. Yani tebliğin yanında tebliğ edilen, yani insanlara duyurulan, anlatılan, öğretilen, gösterilen şeylerin temsil edilmesi. Ne demek? Yani bizatihi onun uygulanmasının yapılması demek. Yaşadığını anlatmak demek. Tebliğ ettiği şeyi yaşama gayreti içerisinde olmak demek. Bizim ashab-ı kiram ve selef-i salihin efendilerimizden ayrıldığımız nokta da bu olsa gerek. Onlar temsilin gücünü arkalarına alıyor ve Allah'ın izniyle etkili oluyorlardı. Ama biz her zaman öyle değiliz, öyle davranmıyoruz. Temsil bizde ikinci planda kalıyor. Belki bazı şeyleri anlatıyoruz. Fakat çoğu zaman anlattıklarımızı hale yansıtamıyoruz.
Durumumuz, halimiz onu göstermiyor. Ve uygulamada problemler yaşıyoruz. Ashab-ı kiram, sahabe efendilerimiz döneminde dil ve beyan çok önemli bir unsur olarak öne çıkmıştı elbette. O dönem Kur'an'ın nazil olmuş olduğu bir döneme baktığımızda, hakikaten dilin, edebiyatın, şiirin zirvede bir temsil edildiği bir dönemdi. Onlar dili çok iyi kullanıyorlardı sahabe efendilerimiz. Çok derin bir lisan, beyan ve söz zevkine sahip idiler. Allah onları Kur'an'ın muhatapları ve tebliğcileri haline getirmişti. Fakat dünyanın değişik yerlerinde İslam'ı sunarken, tebliğ ederken, ulaştıkları her milletin dilini bildiklerini söylemek de mümkün değil. Evet, 110 bin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda haccına iştirak eden sahabi, 110 bin insandan 10 bine yakını Medine çevresinde metfun. Ama geri kalan belki 100 bine yakın insan dünyanın değişik yerlerine dağılmışlar. Ve bu insanlar gittikleri yerlerde de elbette ki o milletlerin farklı o dilleri öğrenmiş değillerdi. Ama halleri vardı. Ama bir bakışları vardı, bir duruşları vardı. Bir Allah karşısında bir saygıları ve haşyetleri vardı. Halleri çok şeyi anlatıyordu onların. Lisan-ı hal ile konuşuyorlardı belki. Evet, işte bu manada baktığımızda tebliğin temsille derinleştirilmesi gerektiği hakikatini görmüş oluyoruz. Onlar bulundukları yerlerde insanları etkiledilerse o halleri, o duruşları, o Allah karşısındaki duruşları, o tatlı sözleri, o güzel bakışları, o melek numun meleklere benzeyen yürüyüşleri, icraatları, faaliyetleri o sayede gittikleri her yerde hüsnü kabul gördüler, sevildiler, kabul edildiler. Evet, tebliğ temsilin gücüne dayanmazsa çok fazla tesirli olmaz diyor muhterem Hoca Efendi. Tebliğ temsilin gücüne dayanmazsa, yani anlatılan şeyler arkasında eğer bir o ruh yoksa, o vasıflar yoksa, o iştiyak yoksa, o aşk-ı şevk yoksa arkada, evet sadece dil ucuyla bazı şeyler anlatılıyorsa o zaman tesirli olmaz diyor Hoca Efendi. Günümüzde dinin anlatılması hususunda eksiklik de herhalde buradan kaynaklanıyor. Bugün aslında iletişim teknolojisinin pek çok bize verdiği imkanlar da var. Ve pek çok belki yüzlerce, binlerce insan, dini bilen insanlar da şurada burada süslü püslü sözlerle beyanın gücüne televizyon, radyo ve gazete gibi gelişmiş teknolojiyi de destek olarak ekleyerek maksatlarını çok güzel ifade ediyorlar. Geniş imkanlar var ellerinde. Bir anda milyonlarca insana ulaşabiliyorlar. Fakat yine de o sahabe efendilerimiz gibi, o ilkler gibi o seviyede etkili olamıyorlar. Etkili olunamıyor. Demek ki onlarda olup da günümüz insanında bulunmayan bir özellik var. Nedir o? Tebliğin temsille desteklenmesi meselesi. Yaşanan şeylerin anlatılması. Evet, aslında buna çok güzel bir örnek var, siz biliyorsunuz. Muhterem Hoca Efendi yaşadığı şeyleri anlattığı için milyonların gönlünde taht kurdu. Milyonlar ona inandı, onun anlattığı şeylerin peşine düştü ve onu takip etti. Evet, yani nasıl bu kadar kısa bir zamanda bu kadar geniş bir kitleye etki etmek nasıl olabilir? İşte onun çok güzel bir örneğini Hoca Efendi'de görüyoruz. Kalbin sesi, soluğu oldu hep o. İçinde duyup hissettiği şeyleri, kelimeler yetmedi anlatmaya. Duyup hissettikleri, o gözyaşları, o heyecanları, o kürsüdeki şahlanışları,
Değil mi bunları onun vaazlarını hep gördük, dinledik. Bu kulaklar çok şey duydu, çok şey gördü gözler. Ve gerçekten bu zamanda bu kadar büyük bir başarı elde edilmişse, bir tesir icra etmişse elbette ki arkadaki o ruhta, o İslam'ı yaşamada, o Allah'la irtibatın sağlam bulunmasında ve dini hiçbir şeye alet etmeden sırf Allah için, lillah için, li eclillah, li veçhillah Allah'ın rızasını kazanmak, sadece ve sadece Allah'ın rızasını da peşinde koşmak maksadıyla anlatılan şeyler insanlarda makes buldu, destek gördü. Bu anlamda tabii ki büyük bir başarıya imza atılmış oldu. Evet, her bir insan o zattan etkilenen, bir yola giren, tebliğ davetçi bir yoluna giren ve kendi etrafında insanlara bu anlamda dinin hakikatlerini duyurmaya çalışan her bir insan aslında onun inşa ettiği, onun bir yola koyduğu bir kimsedir. Dolayısıyla hepimiz o zata çok şey borçluyuz. Evet, kısa biraz da şundan bahsedelim. وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ ayeti kerimesi nazil olmuştu Mekke'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben diyor ki, yakın akrabandan önce yakın akrabalarını uyar, onlardan başla tebliğe. Tebliğe önce yakınlardan, akrabadan, çevreden başlama tavsiye ediliyor bu ayet-i kerimeyle. Cenab-ı Hak bir emir ferman buyuruyor ve diyor ki, önce yakın akrabalarından başla uyarmaya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki bu ayetin manasını, Cenab-ı Hakk'ın bu ayetle ne yapılması istediğini çok iyi biliyor. Efendimizin Efendimiz bunu gönlünde anlıyor, duyuyor ve bunu hissediyor ve dolayısıyla onun üzerine de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu emrin gereğini yerine getiriyor. Yakınlarından başlayarak hem inzar edip uyarıyor, hem de tebşirde bulunup müjdeliyor. Zaten peygamberin iki özelliği yok mu? Nezir ve beşir, uyarıcı ve müjdeleyici. Yani insanların bu hayat sonrasında karşılarına çıkacak o çetin muhasebeye, cezaya, ikaba, hesaba karşı uyarılması, cehenneme karşı uyarılması ve insanları bekleyen, önlerinde itaat eden müminleri bekleyen cennetin de onlara duyurulması, anlatılması meselesi. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara tebliğde bulunurken aslında evet, onda öyle haller görülüyordu ki, mesela İmam Nesai naklediyor onu. Allah Resulü namaz kılarken içinde bir güveç kaynıyor gibi ses duyulurdu diyor. Evet, Efendimiz namaz kılarken o sürekli ağlamaklı haliyle, o ayetlerdeki ürperticilik karşısında gözleri doluyor. Ve dolayısıyla sanki bir güveç, bir tencere kaynıyor da kapağı sürekli kalkıyor, iniyor, bir tıkırtı meydana geliyor, bir ses meydana geliyor diyor. Daima ağlamaklı bir hal ve kaynayan bir içle Allah'a teveccüh eder ve namazını öyle kılardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, tabii ki Efendimizin bu namazına şahit olan, Efendimizin arkasında namaz kılan kimseler onun bu okuyuşundan, okuduğu her kelimeden ne anlatıyor onu anlayanlar, o Kur'an'ın lahuti atmosferine girenler ve ondan etkilenen insanlar, sahabi efendilerimiz, koskoca Hazreti Ömer için de böyle söylenir, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz için de böyle söylenir, ağlamadan namaz kıldıkları çok vaki değildi denir yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatı
kendi başta evindeki ev halkına müsbet tesir etmesinin yanında çevresindeki bütün insanlara da etki meydana getiriyordu. Tabii ona karşı düşmanca tavır takınan, bir kısım menfaatlerinin peşine düşmüş olan kimseler yok muydu hasetle, düşmanca tavırlarla ona karşı mücadele edenler de yok muydu elbette nasipsizler? Ama onlar da zaman içerisinde eridiler gittiler. Mekke'de on binlerce insan yaşadığı Mekke'de zaman içerisinde Mekke'nin fethiyle birlikte kendisine düşmanlık edenler, karşıda savaş meydanlarında karşısına çıkanlar bile ona teslim oldular zaman içerisinde. Evet değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliği işte bu anlamda Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tebliği temsille bir derinlik ortaya koyuyor ve etrafındaki insanları etkiliyordu. Bu açıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğini esas almalı ve bugün de gerçekten dini tebliğ eden insanların, dini anlatan, öğreten insanların Allah'ın rızasından başka bir temel gayesi, bir hedefi olmamalı. Dini hiçbir şeye alet etmemeli. Kendi yaşadığı şeyleri anlatmalı. Yaşama niyetinde, arzusunda olduğu şeyleri insanlara anlatmalı. Anlattığı şeyleri de yaşama gayreti ortaya koymalı ki etkili olabilsin. Evet, bu açıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliği üzerinde durmaya çalışıyoruz. Şunu da ayrıca ifade edelim ki, bu kutsi, bu mukaddes vazife peygamberlerin vazifesidir demiştik. Peygamberler bütünüyle istikamet içindedirler. O halde emir bil maruf, nehyanil münker yapanlar da hiç olmazsa bu amelleri itibariyle istikamet içinde sayılırlar. Netice itibariyle Allah'a inanan her ferdin Allah katında mümin kabul edilebilmesinin ve mümin kalabilmesinin garantisi üzerindeki tebliğ vazifesini bir hakkın ifa etmesiyle yakından alakalıdır. Tebliğ aslında bizim hayat boyu mümin kalmamızın da bir yönüyle garantisidir. Başkalarına bir şey anlattığımız takdirde biz de diri kalacağız, canlı kalacağız. Allah'a inanan fert ve cemaatler varlıklarını ancak ve ancak tebliğ vazifesini yerine getirmekle devam ettirebilirler. Hak ve hakikate tercüman olma, haksızlık karşısında dilsiz şeytan kesilip susmama, her zaman hayatı ve ölümü istihkar edip hiçe sayma, hep sahabe anlayış içinde olma ve bu kutsi vazifeyi hayatın gayesi bilme, hem var olmanın sırrı hem de mümin kalmanın şartıdır. Evet, aslında her mümin de bu kutsi vazifenin yapılmadığı bir cemiyet içinde yaşamaktan Allah'a sığınmalıdır. Çünkü o cemiyet zaman içerisinde kokuşacaktır. O cemiyet zaman içerisinde birbiriyle vuruşacak, çatışacaktır. Dolayısıyla tebliğ, yani Allah'tan gelen ne varsa o hakikatlerin insanlara duyurulması, Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek sözlerinin insanlara ışık gibi aydınlatması için onlara bir mum gibi önlerine yakılması, yollarının aydınlatılması. Zira İslam yaşanan bir hakikattir. Yaşanmadıkça onun anlaşılmasına imkan yoktur. Ancak yaşanarak İslam tanınabilir, bilinebilir. Namaz deriz ama bir de namazın yaşanması vardır. Oruç deriz ama orucun bir de yaşanması vardır, değil mi? Dolayısıyla yaşandığı zaman, ortaya konduğu zaman, o ruh kendisini gösterdiği zaman, o kıyamda, rükuda, secdede, tekbirlerle Allah anıldığı zaman, evet işte o zaman ortaya bir şey çıkar.
İman ve tebliği her şeyin merkezine yerleştiren bir insan, bütün hayati faaliyetlerini de bu merkez etrafında örgüler. Tebliğ varlık gayemizdir. Öyle olmalıdır. Bir mümin için korunması gereken beş esastan en birincisi dindir. Irzını, namusunu, malını ve canını elbette insan koruması gerekiyor. Ama evvela dinini koruması gerekiyor. Ve bu da onun dinine verdiği önemin bir işareti olacaktır. Ferdin Allah için olan irtibatının derece ve kuvvetini gösteren en çarpıcı tablo, onun dini koruma altına aldığı, gösterdiği gayret, o anlamda gösterdiği gayret ve çalışmalardır. Dinini koruyamayan diğer dört esası da koruyamaz aslında. Tarihin bize vermiş olduğu en ibretli isabetli derslerden birisi işte budur. Allah Celle Celaluhu bizi kendisini ifade edelim, anlatalım diye yarattı. Yaratılışımızdaki ilahi maksat aslında budur. Bu ilahi maksada uygun hareket etmek hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur edecektir. Aksi halde değerli dostlar, dünyevi ve ebedi varlığımızın teminatı olan bu maksadın tokadını yer. Hafizan Allah, Allah hepimizi muhafaza buyursun. Hem millet olarak, hem cemiyet olarak fitne ve fesadın ağına itilmiş oluruz. Cenab-ı Hak bizi, milletimizi fitnelere duçar olmaktan muhafaza buyursun. Değerli kardeşlerim, tebliğden bahsettik bugün ve inşallah Cenab-ı Hak her birerlerimizi tebliğde bulunan, Allah'ın dininin temsilcisi, onu yaşayan ve yaşatmaya çalışanlardan eylesin diyerek noktalayalım inşallah. Bir sonraki dersimizde, programımızda buluşuncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olun.